Ceylan Önkol Anıtları Ceylan Önkol'un anısını yaşatmak amacıyla Diyarbakır'ın Lice ilçesinde inşa edilen Ceylan Önkol Kadın Parkı, Kürt çocuklarının yaşadığı baskıların ve adalet arayışının simgesi haline gelmiştir. Ceylan 12 yaşındayken 2009 yılında Lice'de hayvanlarını otlatırken bir havan mermisiyle vurularak hayatını kaybetmişti. Ailesi ve köylüler Ceylan'ın PKK gerilası sanılarak hedef alındığını belirtmiş ancak Türk Silahlı Kuvvetleri olay saatinde bölgede askeri faaliyet olmadığını iddia etmişti. Resmi açıklamalar Ceylan'ın bir metal tahra aletiyle patlayıcı maddeye dokunduğunu söylese de bağımsız bir rapor Ceylan'ın savunma pozisyonunda öldürüldüğünü öne sürdü. Olayın ardından devlet yetkililerinin ilgisiz ve yetersiz tutumu adalet arayışını sekteye uğrattı. Bu olayın ardından Ceylan'ın anısını yaşatmak için çeşitli hafızalaştırma projeleri hayata geçirildi. 2009 yılında sanatçılar Ceylan'ın ailesine destek olmak amacıyla yanlarına gittiler. 2010 yılında ölüm yıldönümünde düzenlenen anma törenlerinin yanı sıra Van'ın Özalp ilçesinde bir park ve Diyarbakır merkezde Kayapınar Belediyesi tarafından Ceylan'ın adını taşıyan parklar inşa edildi. Lice ilçesinde Ceylan Önkol Kadın Parkı kuruldu ve burada Ceylan'ın anısına heykeller dikildi. Ancak 2015-2016 yıllarında yaşanan çatışmaların ardından merkezi yönetim tarafından atanan kayyum, Ceylan'ın adını parktan kaldırarak yerine başka bir bombalı saldırıda hayatını kaybeden Fırsat Sımpil'in adını verdi. Bu karar, devletin iki çocuğun ölümünü karşı karşıya getirme ve olaylar arasındaki farklı sorumlulukları dengeleme çabası olarak görüldü. Ceylan'ın ölümü devletin sorumluluğundayken, Fırsat Sımpil, PKK'nın düzenlediği bir saldırıda hayatını kaybetmişti. Ceylan Önkol Kadın Parkı ve diğer hafızalaştırma projeleri, Kürt çocuklarının maruz kaldığı baskıların ve bu baskılara karşı verilen adalet mücadelesinin simgesi olarak önemli bir yer tutuyor. Ceylan'ın adının yaşatılması sadece onun anısını canlı tutmakla kalmadı, aynı zamanda devletin adaletsizlikleriyle yüzleşme konusundaki eksikliklerini de gözler önüne serdi. 2015-2016 çatışmaları sırasında yaşanan ağır insan hakları ihlallerine karşı yapılan hafızalaştırma çalışmaları bu süreçte devletin baskılarına ve adaletsizliklerine karşı mücadelenin önemini bir kez daha vurguladı.